Devlet Bey çok güzel bir benzetme yaptı. Çok sert tepkiler verdi, önemli açıklamalar yaptı grup toplantısında. Kılıcından çıkarılmaya hazır, keskin kılıç gibiyiz dedi. Gerçekten kendimi ben de öyle hissediyorum ve sözlerimi çok dikkatli seçerek kullanacağım ve bütün her şeyi gördüğüm kadarıyla anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Şimdi o ortak bildiriye gelene kadar geçtiğimiz haftadan bugüne bütçe konuşmaları sırasında çeşitli partilerin neler söylediğini ben bizim milletimize anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bunları burada açıklı yüreklilikle anlatacağız ki insanlar neyin ne olduğunu daha net bir şekilde görsünler. Bakış açılarını biz genişletebilelim. Tek yerden bakmasınlar, tek yerden okumasınlar. Bir de bu açı var desinler, sonra kendileri karar versinler. Ama biz her şeyi ortaya koyalım. Çünkü gözden kaçıyor. Bazı şeyler gözden kaçıyor. Bakınız Meltem Hanım, vatan sevgisi maya gibidir. Kanı bozuk olan da tutmaz. Sözlerime böyle başlıyorum. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu Türk milletinin bir ferdi olarak herkes, hepimiz aslında bizler çok iyi biliyoruz. Bizler burada yüreğimiz kan ağlıyor diyoruz ya, açıklamalarımız bu yönde. Biz bunu zaten biliyoruz. Evet. Ama bunu bilmeyenler şehitlerimize, şehitlerin ailelerine dil uzatacak, hadsiz söylemlerde bulunacak bazı tepkilerini veya söylemlerini dile getirmekten de hiçbir zaman imtina etmiyorlar. Sözümün gittiği nokta, kendine gazeteci sıfatını veren, yani olduğunu iddia eden Can Ataklı olarak kişiyedir. Kendisi çok net bir şekilde şunu söyledi video kaydında. Öcalan'la şehit ailesi, babası konuşma sırasında Öcalan'la Demirtaş'a selam gönderenlere hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Bizi izleyenleri hatırlatmak maksadıyla söylüyorum. Can Ataklı bu cümleyi tekrar etti ve sonrasında sizlerden özür diliyorum. Bizi izleyenlerden de özür diliyorum. Bu kelimeyi, daha doğrusu bu üç kelimelik, üç harflik sözü söylediğim için icap duyuyorum burada ama sen kimsin lan dedi. Şehit babasına. Ve sen şehit babası olduğun için her şeyi söyleyebilecek noktada mısın dedi. Devam. Bakınız bu değil şehit babasına. Hiçbir kimseye aslında söylenebilecek bir söz değildir benim nazarımda. Çünkü o adam evladını vermiş toprağa. Tabutunu omuzunda taşımış. Canını vermiş yani. Canı oraya gitmiş. Vatan için. Ama demiş ki vatan sağ olsun. Ve orada bir eleştiri de bulunmuş. Veya bir söz söylemiş. O anda aklına gelen o üzüntüden belki. Bilmiyoruz. Bunu söyledikten sonra ya bu şekilde bir açıklama nasıl yapılabilir Meltem Hanım? Bu şehitlerimizin hatırasına bir hakaret değil midir? Biz bunları anlatmayacağız. Biz bunları korumayacaksak, biz aziz hatıralarını, ailelerini korumayacaksak biz bu şehitlerimize olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Benim aklım mantığım almıyor. O yüzden en başta söyledim ya, biz borçluyuz. Ama biz borcumuzu bunların aziz hatıralarını, ailelerini, kalanlarını koruyarak ancak ve ancak ödemeye çalışabiliriz. Kesinlikle ödeyemeyiz. Ben bu kişiye bu lafı aynen iade ettiğimi ve kendisinin bu söylemlerinden dolayı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum burada. Biz ülkece aslında son zamanlarda çok çok tehlikeli bir noktaya gittiğimizi de görüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bunun sebebi şu. Ülkemizin devletiyle ve vatanıyla birlikte bölünmez bütünlüğüne yönelik gerçekleşecek her türlü saldırının karşısında olmak bizim kırmızı çizgimizdir.